Herkese merhabalar. Bugün başka bir LeetCode sorusuyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü sorunun ismi SQRTX. Size arkadaşlar integer parametre alan bir karekök alma metodu yazmanızı istiyor. Sizden integer olarak parametre alan ve geriye yine integer döndüren bir metot yazmanızı istiyor. Daha sonra arkadaşlar burada açıklamada demiş ki X'in gerçekten bir şey vardır, karekökü vardır şeklinde bir bilgi vermiş. Negatif olmayan bir değer olduğundan bahsetmiş. Ve arkadaşlar geri dönüş değeri de integer olduğu için decimal olan kısımlarda sadece integer kısmını almanız yeterlidir demiş bize. Örneğin input 4 verildiğinde 4'ün karekökü olan 2'yi geri döndürmemizi istiyor. 8 verildiğinde de arkadaşlar burada 8'in karekökü 2.82, 84, 2 şeklinde devam eden bir sayı olduğu için bu decimal kısmını atıp sadece yine integer kısmını almanız sizin için yeterli olacaktır demiş. Ve altta da arkadaşlar 2 tane ipucu verilmiş. Bu şey kısmında try exploring all integers yani o sayıdan şeye kadar o sayıya kadar daha doğrusu bütün sayılarda deneme yapabilirsiniz demiş. Ayrıca ikinci ipucunda da sıralanmış bir integerlarda nasıl arama yapılacağınızı, nasıl bunu arttırabileceğinizi düşünün şeklinde bir ipucu da bulunuyor burada. Peki hemen tekrar bu soruya nasıl çözüm bulabileceğimizi şöyle bir üzerinden geçelim. Burada arkadaşlar diyelim ki bizden şey istendi. 49'un örneğin karekökünü bulmak istendi. Brute force yöntemi ile biz birden başlayarak aslında her bir sayının karesini hesaplayıp hangi sayının karesi bu sayıdan eşitse şeklinde bir kullanım bulabiliriz. Veya 48 için de arkadaşlar bu o andaki bulduğumuz sayının karesi ne zaman ki o sayıyı aşıyorsa o sayıdan bir önceki sayıyı geriye döndürebiliriz. Yani 6'yı geriye döndürebiliriz. Tabi arkadaşlar bunun bu binary pardon brute force uygulamasının çalışma zamanı o en üzeri 1 bölü 2 yani o kök n şeklinde bir zaman alacaktır bizim için. N sayısı ne kadar çok büyüdüyse bu da aynı oranda bu kodumuzun çalışma oranı da aynı zamanda büyüyecektir. Bundan daha güzel bir çözüm arkadaşlar, binary search kullanmak. Bizim örneğin 10 sayısı verilen kısımda yine binary search'ün mantığı gereği orta nokta bizden sıralanmış şekilde olduğu için orta nokta mantığını kullanarak bu sayının şeyini bulabiliriz. Kısmını bulabiliriz aslında direkt karekök olarak. Peki nasıl arkadaşlar böyle bir kısımda çalışacaktır? Örneğin 1'den 10'a kadar bize 10 sayısı verilsin diyelim ve 10 sayısının karekökünü bulmuyor. Benim için 1'den 10'a kadar sıraladığımda bunları önce orta noktayı bulurum benim için. Orta nokta ne arkadaşlar? Benim aslında 5. indeksteki kısmım. 0, 1, 2, 3, 4, 5 yani orta noktam 6'dır. Değil mi? 6'nın karesi yani onun 6'ya bölümünden bölüm 6'dan küçük mü? Evet küçük. O zaman arkadaşlar ben sol taraftaki kısımda şöyle aramaya devam ederim. Sol taraftaki kısımda ne kadar kısa? 1'den 5'e kadar olan kısımlar kaldı. Buradaki orta noktamız ne? 3 değil mi? Şöyle orta noktamız 3. Burada arkadaşlar onun 3'e bölümünden bölüm 3 mü? Evet. O zaman harika benim karekököm 3'tür deyip bu metottan geriye döndürebilirim. Bu şekilde arkadaşlar sağında ve solunda aslında daha küçük gruplara bölerek karekök mantığını da bir sayının karekökünü de bulmuş olabiliyoruz. Peki hemen tekrar burada iki kısımda anlatıp bir de kod içerisinde nasıl çalıştığını görelim. Klasik yine arkadaşlar burada binary search'ün left ve right şeklinde öncelikle değerlerini tanımlıyorum. Benim için left değeri 1 olacak. Çünkü birden başlayacağım. Right değeri de arkadaşlar x olacak. Değil mi?
Yine benim klasik left küçük eşittir right olduğu sürece bu ben şeyin içerisinde o dizi sayılar bütününün içerisinde aramaya devam edeceğim. Ve arkadaşlar ben yine bir orta nokta mantığımı yine klasik binary search'ün orta nokta mantığı left artı right eksi left bölü 2 diyeceğim. Değil mi? Evet, öncelikle orta noktayı buldum. Ben orta nokta arkadaşlar x bölü middle eşittir. Middle ise yani benim orta noktam, bulduğum orta noktam tam olarak bu sayının kare kökü ise ben o zaman return middle diyeceğim buradan. Değil mi? Benim için direkt olarak orta noktaların bir tanesi bu sayının tam karesidir şeklinde bilgiye ulaşmış oluyorum aslında. Burada arkadaşlar önemli olan middle çarpı middle eşit x yazmadım. Çünkü middle integer olduğu için buradaki şeyden integer çarpı integer bize overflow exception verebileceği için o yüzden bölme işlemi yaptım çarpma işlemi yerine. Peki şurada else if diyelim. Yine x bölü middle diyeceğim. Eğer benim orta noktamı böldüğümde bölüm middle değerimden o zaman ben şeyin sol tarafında, oradaki dizinin sol tarafında aramaya devam edeceğim. O yüzden ben sağ noktamı right eşittir middle eksi 1 olarak atayacağım ki sol left değişkenimi değiştirmeyeceğim. Sadece right değişkenimi middle'dan bir önceki sayıya getirip artık daha küçük sol taraftaki yani orta noktanın sol tarafındaki yerinde aramaya devam edeceğim. Değilse arkadaşlar else kısmında da eğer benim middle çarpı middle'ım şeyden küçükse x değerinden küçükse bu sefer sol değerimi değiştireceğim. Left eşittir diyeceğim ki middle artı 1. Artık left değişkenim middle'dan bir sonraki değişken oldu. Right değişkenimi değiştirmiyorum. Bu sefer orta noktamın sağ tarafında aramaya devam et. Peki ben burada arkadaşlar diyelim ki bir şeyi bulamadım. Bir orta nokta bulamadım. Hiçbir şekilde tam bölünebilecek bir sayı bulamadım. Bu while'dan çıktığında da arkadaşlar return right diyerek buradaki kısmını aslında bulduğum en orta noktanın, son noktanın bir sağındaki kısmı alarak geriye döndürmüş olacağım burada. Peki, kodumuzu hemen bir run edelim. Peki, kabul oldu. Şimdi de submit edelim kodumuzu. Harika. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 40 milisaniye içerisinde ve genel C# submission'larının %85'inden daha iyi olacak şekilde bir implementasyon sağlamış olduk. Dediğim gibi arkadaşlar burada karekök mantığında en iyi yaklaşım, en iyi yaklaşımlardan biri daha doğrusu binary search kullanmak. Yine orta nokta mantığımızda ya orta noktamızın sol tarafındaki kısımda arama yapıyoruz ya da orta noktamızın sağ tarafındaki kısmında arama yapmaya devam ediyoruz aslında. Peki arkadaşlar benim bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki LeetCode sorusunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.